Ne güzel oldun sen dünya. Anneler çocuklar için internetten etkinliklere bakıyor. Hep beraber resimler çiziyor ve misafir gelmiyor. Çocuklar da salona fazla gelen zigon masa gibi odaya atılmıyor. Bir zamanlar misafir gelecek diye eve sığdıramadıkları evlatları şu an bu hayatta direnebilmek için en özel tutunabildiğimiz dağ. Ne güzel oldun sen dünya. Güdülen mevki için misafir salonlarında beklettiğin yaşlılardan ziyade herkes mahallesinde kimsesiz yaşayan yaşlı insanları fark etti. Yaşlıları adam yerine koymayan kesim ortalıkta dede kovalar oldu. Saygıdan. Umursamadığınız o yaşlıların erzak paketlerini artık taşır ve eve getirir oldu. Ne güzel oldun sen dünya. Hep tek kişi bindikleri milyarlık araba alanlar, her sene yeni marka model furyasına uyanlar, artık uzaktan ve pencereden bakıyorlar kıyamadıkları arabalarına. Birbirleriyle yarışıp takipçi alan ünlüler ve konserlerine katılmak için cep telefonumuzu sattığımız sanatçılar sırf unutulmamak için boy boy canlı yayınlar yapıyor. Evlerinden konserler veriyor. Ne güzel oldun sen dünya. Sırf işine yetişmek için cami hocasından hızlı namaz kılandan, işini, okulunu, sosyal hayatını bahane eden insanlar şimdi evde bol bol namaz kılar oldu. Zamanım yok, aklım dolu deyip zikrini çekemeyen, bir sure, bir dua bile ezberlemeyen şimdi böyle şeyler için kendine vakit ayırıyor. Zamanım yok diyorduk zamanı yaratana ve o zamanı yaratan tüm dünyayı durdurdu, tüm zamanı durdurdu, bana gel diyor. Ne güzel oldun sen dünya. İnsanlar kıyamet kopacak diye çöpe attıkları ekmekleri sokaktaki hayvanlarla paylaşıyor. Ve o hayvanları artık görür olduk, doyurur olduk. Her yerde dezenfektan var. Bizi daha önce böyle düşünen olmamıştı. Her köşe başında mahalleler yıkanıyor. İnsan sağlığının bu denli kıymetli olduğunu gördük. Ne güzel oldun ya. Herkes kitap okuyor, belgesel izliyor, düşünüyor. Hatta eski fotoğraflara bakıp birbirlerini hatırlayıp hatıralarını canlandırıyorlar. Sırf evlendim demek için yuva kurmaya kalkan insanlar 24 saatten fazla birbirleriyle kalınca birbirini tanımaya fırsat buluyorlar. Islıkla çağırdığınız garson da eşyaları sırf katlayacak diye mağazalarda salladığınız o mağaza çalışanları da, haddinden fazla değer yüklediğiniz liderler de, herkes aynı dertle boğuşuyor. Ve şimdi hepimiz sırf keyfe dövmeye kalktığımız sağlık çalışanlarına emanetiz. Canımız tehlikeye girmiş, sokaklar güvensizleşmiş, Allah'tan, bilimden ve ilimden başka sığınacağımız hiçbir yer kalmamış. Ne güzel oldun sen be dünya. Ne güzel olmuş değil mi dünya? Sabrın sonu selamettir. Selametle güzel insan.